Herkese merhaba. Ismim Caner Dağlı. Ee, Nebula Bilişim sistemlerinde teknik operasyonları yönetiyorum. Ee, her zaman olduğu gibi bu salıda e, yine birlikteyiz ve yeni bir sunumla karşınızdayız. Ee, bugün sizlere McAfee'nin e, a temelli atak engelleme sistemi olan e, Network Security Platform çözümünden bahsediyor olacağız. Ee, sunum esnasında sorularınızı not almanızı rica edeceğiz. Ee, sunum sonunda eee chat ekranından bu sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ee, bugün sunumumuzda eee Makafi Türkiye e, satış mühendisi e, Ümit Bey de dahil durumda. E, sunum sonunda e, sorularınızı birlikte alıyor olacağız e, ve yanıtlamaya çalışacağız. Eee chat ekranında belirttiğim gibi sorularınızı isterseniz bizlere sunum sonunda iletebilirsiniz. E, şimdi Muhtemelen birçok işe tanıdık gelecektir. Bu slayt gerçekten de ağ güvenliğimizi değiştirme biçimimizle alakalı. Bugün gördüğümüz gelişmiş tehditler, APT'ler, sıfırıncı gün saldırıları, gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar, geleneksel imza temelli savunmalar ile yeterince korunamamakta. Peki bunun kanıtı ne? Bu ekranda görmüş olduğunuz veri Amerika'da yapılan Black Hat anketinden alınma. Grafikte gördüğünüz üzere gelişmiş tehditlerin artışı hızlanıyor. Ve e, sektördeki uzmanların %76'sı bunun en büyük sorunlardan biri olduğunu düşünüyor. Ek olarak e, gelişmiş hedefli saldırılara karşı güçlü bir savunmaya sahip olmak çok önemli. Ancak e, ağınızda zaten bulunan tehditleri bulmak da e, en az bunun kadar önemlidir. E, Black Hat anketindeki bir başka istatistiği incelediğimizde kurumların savunmalarına giren tehditleri bulmakta zorlandıklarını görüyoruz. Soldaki grafikte ankete katılanların %66'sı saldırıları doğru bir şekilde tespit etmenin ve yanıtlamanın en büyük zorluk olduğunu düşünüyorlar ve iddia ediyorlar. Bu bilgi bize BT'nin bir sonraki zorluğuna getiriyor aslında. Bilişim teknoloji bir sonraki zorluğunu bize gösteriyor. Tespit savunmalarından kaçan saldırıları bulmak. Yani burada en çok artık günümüzde bir önceki slaytta gördüğümüz gibi özellikle sıfırıncı gün atakları çok hızlı bir şekilde artıyor ve Bunların birçoğu çok çeşitli kaçınma evasion teknikleri kullanıyor. antik anketindeki bilgiye göre, sağdaki grafikte gördüğümüz verilerde katılımcıların yüzde seksini ihlalleri bulmanın haftalar, aylar hatta yıllar sürdüğünü belirtiyorlar. Şimdi kısaca konumuza girecek olursak, öncelikle Network IPS'in biraz backgroundundan bahsetmek lazım. McAfee Network IPS çözümü piyasada satılan ilk IPS çözümü. 2000'li yılların başına dayanıyor teknolojisi. Ve 10. kez ard arda Gartner raporunda liderler bölümünde yer alıyor. Bu alanda şunu da belirtmek lazım. Gartner raporu her yıl tekrarlanmıyor. Art Arda 10 defa liderler alanında yer alması aslında 10 yıldan çok daha uzun süreyi ifade ediyor bizler için ve bu durum McAfee Network IPS'in çok uzun yıllardır geliştirildiğini ve bu alanda uzun yıllara varan derin bir tecrübeye sahip olduğunu gösteriyor. Ee, peki bu Gartner'da niçin lider? Hani bunun e, bazı gereklilikleri, bunun bazı sebepleri var. Ee, birincisi imzasız teknoloji. Ee, özellikle Gartner tarafından e, yoğun imza kullanımından kaynaklı false pozitif oranları düşünen kuruluşlar için yenilik ve ilgi nedeni olarak belirtiliyor ve tavsiye ediliyor McAfee çözümü. Aynı zamanda Gartner'da kolay kullanımdan da bahsedilir. Bu sunumda detayına değineceğimiz aksiyon alınabilen iş akışları ve kapsamlı bir entegrasyonun parçasıdır Network IPS. McAfee çok uzun yıllardır Security Connected mimarisi üzerinde kafa örer ve teknolojiler geliştirir. Yani bir bağlı güvenlik çözümünü savunur. Uç noktadan A seviyesine kadar risk analiz çözümlerine kadar bunların tamamını bağlı ve bütünleşik bir bilgi güvenliği çözümü olarak düşünür. Diğer üreticilerin en iyi rakiplerinden biri olduğu da Gartner tarafında belirtilir ve müşteri kısa listelerindeki varlığı her raporda devam eder. Ve bu da yeteneklerinin bir kanıtı. McAfee'nin en güçlü olmuş olduğu yanlardan bir tanesi de gelişmiş bir tehdit istihbaratı. Yani Global Threat Intelligence adını veriyorlar buna. Gelişmiş tehdit istihbaratıdır. McAfee bildiğiniz gibi büyük bir güvenlik üreticisi ve son kullanıcı sisteminden risk analiz sistemlerine kadar, zafiyet analizinden A temelli savunma sistemlerine kadar, ee, Birçok alanda ürün ve teknolojisi bulunuyor ee, ve e, istihbaratı verisini de son kullanıcıdan A temelli sistemlere kadar çok çeşitli verilerde bütünleşik olarak e, biriktirebiliyor ve bunları e, birbirleri arasında entegre ederek paylaşabiliyor. <laughs> e, bu bağlamda da e, Gartner'da da GTI tarafına özellikle atıfta bulunuyor bu çözüm açısından. Günümüzde özellikle UTM5 olarak bilinen geleneksel imza tabanlı tespit yöntemleri e, kullanan sistemlerin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunun da e, çeşitli sebepleri var. E, günümüzde gelişmiş tehditler savunma sistemlerini atlatmak için tasarlanıyorlar ve tespit edilmesi güç ve oldukça zekiler. İmza tabanlı IP sistemleri bilinmeyen saldırı türlerine karşı bir önlem alamıyor. Kurumlar tehdit altında olmaya devam ediyor. Çünkü sürekli olarak yeni bir e, kaçınma tekniği uyguluyorlar ve İmza tabanlı sistemler yalnızca bilinen davranışlara karşı e, savunma sağlayabiliyor ve e, koruma e, sağlayabiliyor. Günümüzün gelişmiş tehditleri karmaşık izler kullanıyor ve e, aksiyon alınabilen bir iş akışı sunmayan ve e, alertleri ya da paternleri ilişkilendirme yeteneği bulunmayan IPS çözümleri gürültü külliliği içerisinde e, ilgili atan e, tespitini e, bizlere vermekte zorlaşıyor ve gürültü kirliliğine e, ağır yönde sebebiyet veriyor e, ve bu durumda aslında e, çok fazla BT yöneticilerinde de false positive gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. Saldırganlar e, güvenlik stratejilerindeki boşlukları e, kullanmayı ve buraya sızmaları e, bunu iyi beceriyorlar ve özellikle buralara çalışıyorlar. E, özenle hazırlanmış bir atak e, genellikle kuruma özel yapılıyor ve kurumun zayıflıklarını biliyor. Bu tarz ataklar içinde entegre bir güvenlik sistemi kullanmak hayati öneme sahip oluyor ee, ve kör noktaları böylece birleştirme açısından büyük bir e, faydası oluyor sistemin. Ancak geleneksel yöntemler e, tek bir noktada güvenlik sağladığı için ve e, birbirlerinden haberdar olamadıkları için e, bizlere kör nokta oluşturuyorlar. Geleneksel tehdit yakalama yaklaşımı e, bir de e, tek beden herkesi uyar bir yaklaşımına sahip. E, bu durum güvenlik sistemlerinde e, biraz önce belirttiğim gibi e, özellikle kör noktaların oluşmasına sebebiyet veriyor. Peki McAfee biraz bu konuya nasıl bakıyor? Biraz ona e, değinmek istiyorum. Çoğu IPS çözümü özellikle UTM olarak kullanılan sistemler imza tabanlı denetime dayanıyorlar ve e, davranışsal analizli yetenekleri e, kısıtlı. E, McAfee Network Security Platform yani McAfee'nin IPS çözümü dünya standartlarında imza koruması sağladığı sağlıyor. Aynı zamanda ee, bunun daha fazlasının gerekli olduğunu da savunuyor. Bugünün gelişmiş hedefli saldırıları genellikle e, yenidirler ve bilinmemektedirler. Yani ilk defa bir kuruma özel de hazırlanabilirler. Bu saldırılar için herhangi bir imza bulunmadığından sistemlerde çoğu zaman da tespit edilemiyorlar. McAfee IPS hem imza hem de imza gerektirmeyen motor, motorları kullanan bir IPS çözümü. Ee, bu imzasız motorlar ağ trafiğinin amacını akıllı bir şekilde tanımlayıp önceden hedeflenen saldırıları daha önce hiç görülmemiş veya imzaları olmayan yeni tehditleri engellemek üzere tasarladılar. Ee, hiçbir yaklaşım tek ve en iyisi değildir. Ee, bu nedenle e, e, McAfee IPS e, bilinmeyen saldırının önüne geçmek için 8 farklı imza içeren, im, özür dilerim 8 farklı imza içermeyen koruma yaklaşımı sağlar. Ee, bu imza Dan arındırılmış temelli koruma e, ciddi anlamda önemli ve e, özellikle davranış temelli ataklar için e, ciddi anlamda e, özel bir koruma e, metotları geliştirmek sağlıyor. E, geleneksel IPS e, alert ekranları tipik olarak uyarı zaman damgasıyla düzenlenirler. E, en iyi, en yeni uyarılar üstte yerleştirilir ya da en riski yüksek e, alarmlar, imza tabanlı alarmlar üstte yerleştirilir gibi bir e, mantıklı akan bir e, mantıkla e, genellikle sağlanırlar. Bu da gürültü ve karmaşıklık yaratır e, ve istediğimiz şeyi bulmakta ciddi anlamda zorlanırız. E, buna karşı McAfee IPS daha önceden yapılandırılmış bir iş akış yolu şeması izler. E, bu yaklaşımla e, alertleri izlemek ve ayrıştırmak için gereken personel uzmanı da azaltılır ve sistem kendisi size otomatik olarak atakların paternlerini ve ilişkilendirmesini yaparak bunları gruplar. Ve aksiyon alınabilen iç ekranlarla e, detaylı bir şekilde analiz edebilmenizi sağlar. Kötü amaçlı yazılım saptama ve ihlal keşifleri tarafında bu odakların iş akışları alem gürültüsünü de paralelde azaltmış olur. Ve kullanıcı hatası da en aza indirilir. E, ve özellikle BT yöneticilerinin ağı korumak için e, önemli verilere odaklanması sağlanır. Gelişmiş hedefli saldırılar karmaşık bir tehdit türü ve tespitleri belirttiğimiz gibi oldukça güç. E, bu saldırılar savunma sistemlerine yakalanmamak için çeşitli kaçınma tekniklerini kullanırlar. E, McAfee Network IPS en son yapılan NSS Labs testinde bilinen 136 evasion yani kaçınma tekniğinin tümünü başarılı şekilde durdurmuştur. E, bilinmeyen saldırıları önlemek için imza korumasının dışında imzasız bir koruma özelliğine de sahip olmak gerektiğini savunur biraz önce belirttiğim gibi ve e, bilinmeyen saldırıları e, üç fazla değerlendirme yaparak bulur. Bunlardan bir tanesi atak davranışı. Biraz önce belirttiğim gibi bir saldırının ve saldırının kodunun e, nasıl davrandığını öğrenmeye çalışır ve bunu analiz etmeye çalışır. E, bir diğeri de atak trafiği. Bir atağın ağda nasıl göründüğünü öğrenmeye çalışır. Bunun için bir görsellik oluşturmaya çalışır. Bir diğeri de atak itibarı. Diğer sistemlerin atak hakkında ne söylediğini dinler. Entegre yapısı sayesinde ve oradan aldığı veriyi kendi aksiyon metotlarında otomatik olarak kullanabilir. Network Security Platform IPS çözümü aslında bir bütünleşik yapıyı bize ifade ediyor ve birden fazla bileşeni var. Bir tanesi Network IPS Sensör dediğimiz IPS kutusu. Birçok işi bu kutu üzerinde gerçekleştiriyoruz. Bu kutu hem fiziksel hem sanal olabiliyor. Birazdan detayından bahsediyor olacağız. Aynı zamanda bir alt bileşenimiz var. Bu da Network Threat Behavior Analysis sistemi. Bu sistem de hem sanal hem fiziksel olarak e, ağımızda konumlandırabiliyor. E, bu sistem ne iş yapar? E, Network IPS tarafına biz katma değer üretmek adına tasarlanmış bir sistemdir. E, ve aynı yönetim konsolu üzerinde bütünleşik olarak çalışırlar. E, Ağ cihazlarından topladığı flow veri yorumlar basit anlamda. Ve bu flow veri IPFIX, NetFlow ya da GFlow olabilir. E, bu verileri bizlere e, ortamlarımızda switchler, routerlar, firewall'lar ya da IP sistemleri üretir. üretir. E, veriler toplandıktan sonra NTBA sistemi e, ağdaki e, wormlar, solucanlar, botnetler, sıfırıncı gün tehditleri, spamlar veya da keşif saldırılarınınla ilgili trafikleri analiz ederler. E, aynı zamanda da e, kapsamlı bir ağ güvenliği altyapısı oluşturmamıza yardımcı olmaya çalışır. E, olan dışı davranışları, anomalileri bize tespit etmeye çalışır ve bunlarla ilgili bize raporlamalar sağlar. Ee, Birazdan da detayından bahsediyor olacağız. Ee, özellikle Endpoint Intelligence Agent denen bir kavram üzerinde konuşuyor olacağız. Ee, bu Endpoint Intelligence Agent, Agent ile de NTB sistemi bütünleşik çalışır ee, ve bu bağlamda bu ajanlı mimari içinde itibar sorgulamama veri etme özelliği e, sunar. Burada bir örnek ekran görüntüsü koyduk. Ee, aynı dediğim gibi e, yönetim ekranında IPS'e beraber NTB sistemi de yönetiliyor ve IP sistemi için katma değerli bir veri üretiyor istatistiksel veri olarak sağladığında. Burada ekranda görmüş olduğunuz orta kısımda utilization bölümü var. Burada işte kullandığımız Flow veri topladığı sistemlerin interfacelerindeki trafik oranları yüzdesel olarak tükettikleri trafik miktarları en çok trafik yapan hostlar, en çok trafik yapan protokoller ve uygulamalar gibi çeşitli verileri bizlere analiz için sunabiliyor. E, entegrasyon bir de bahsetmiş olduğumuz konu. McAfee biraz önce söylediğim gibi Security Connected mimarisine bu teknoloji özellikle çok uzun yıllardır yatırım yapan ve e, bu bağlamda da ürünlerini e, birbirleriyle e, bütünleşik çalıştırmaya özen gösteren ve e, aksiyon alınabilen bir ortamı sağla, sağlayan bir şirket. E, veri merkezleri fizikselden sanala e, sanal yapılara ve şimdi de özellikle ee, özel bulut merkezlerine dönüşüyor. Ee, son e, yıllarda bulut teknolojileri hayatımıza çok yoğun şekilde girdi. Ee, Türkiye'de henüz daha yeni yeni konuşuluyor ama e, yurt dışında uzun zamandır çok ciddi şekilde kullanılan altyapılar. Ee, ve e, bu bağlamda da artık kurumların veri akışları bu bulut mimarisiyle ciddi anlamda değişti. Artık güvenlik duvarları üzerinden geçen e, ve veri merkezlerine gelen kuzey-güney trafiğini korumak ee, artık yalnızca yeterli olmuyor. Ee, i̇şletmeyi korumak için e, artık e, farklı e, koruma metotlarına, e, doğu-batı veri akışlarına, e, akışını korumaya da e, özellikle ihtiyacımız var. E, ve e, özellikle kurum trafiklerinin %80'i e, kurumun veri merkezinde oluşuyor ve veri merkezinde gerçekleşiyor. Ve verilerimizin bu dinamik altyapılarındaki görünürlüğünü korumak için farklı bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duyuyoruz ve bu da aslında bütünleşik bir güvenlik mimarisinden geçiyor. Peki bu güvenlik mimarisi, bu bütünleşik güvenlik mimarisi nasıl çalışıyor? Bunu kısa bir senaryoyla size gösteriyor olacağız. Farklı noktalara sahip çözümler yerine entegre bir güvenlik mimarisi parçası haline geleceğiz işin basit anlatımıyla ve veri merkezini bu mimari parçasının üzerinde tasarlıyor olacağız. Kötü amaçlı bir dosya, hedeflenen bir saldırı alanına ee, özel bir bulut e, sanal makine sisteminize girip e, kendini yatay olarak e, çalıştırmaya çalıştı, yaymaya çalıştı. Bir örnek üzerinde bunu e, belirtiyor e, olacağız. E, kısaca bahsedecek olursak şüpheli bir dosya internet üzerinden sistemimize girmeye çalıştı. Bunu Network IPS sistemimiz aldı e, ve Network IPS sistemi bunu tespit edemediğinde ya da davranışını çözemediğinde e, bunu e, bir kum havuzu olan, sandbox çözümü olan ve detaylı mal bir analiz sistemi olan ee, McAfee Advanced Threat Defense yani ATD diye kısaltıyoruz. Ee, bu sistemle entegrasyonuyla buna direkt iletiyor. Ee, paralelde ATD e, bu dosyanın analizini yaptığında e, bunun yanıtını tüm sistemleri iletebiliyor. Ve sanal ya da bulut mimarisi üzerinde çalışan e, sanallaştırılmış antivirüs sistem sistemi üzerinde de dosyanın hedefini Network IPS e, direkt bu sisteme yönlendirebiliyor ve e, ATD bu dosyanın analiz sonucunu tüm sistemde yayılması üzerinde ve bildirilmesi üzerinde zararlı tespit edildiğinde bunu Threat Intelligence Exchange denen bir yapı üzerine veriyor. Bu yapı ağ bağlı olan tüm güvenlik sistemlerine bu veriyi iletiyor. Ve sistemler bu dosyanın zararlı olup olmadığını hash bilgisiyle ya da çeşitli imza metotlarıyla iç tarafta yer alan istihbarat sunucusuna sorduklarında Bununla ilgili zararlı aksiyon alındığını ve engellenmesi gerektiğini bu sistem tüm yapıya anlık olarak iletebiliyor. Bir diğer kartma değeri, Network Security Platform'un bir alt bileşenlerinden biri olan net Endpoint Intelligence Agent. Bu gerçekten çok kıymetli bir yapı olarak görüyoruz. Ve özellikle son kullanıcı tarafında, yani biz Network IPS sistemini yalnızca dış atakları engellemek üzerine değerlendirilmemesi gerektiğini her zaman savunuyoruz. Yaptığımız projelerde de defaatle hep müşterilerimize en uç noktanın korumasının dışında kullanıcıların iç sistemlerde neler olup bittiğini görmek adına internet ortamımıza çıkarken private network'ünüzün de iç network'ünüzün de bir network IP sistemi tarafından izlenmesi gerektiğinin ve detaylı analiz edilmesi gerektiğini her zaman söyleriz ve bunu tavsiye ederiz. Bu bağlamda da uygulama görünürlüğü test edilmesi güç malicious paternleri ve gizli saldırıları ortaya çıkarmanın anahtarı. Endpoint Intelligence bize bu noktada geniş bir görünürlük açısı sağlıyor. Birçok ağ güvenlik ürünü, örneğin IPS'ler ya da güvenlik duvarları, uygulama görünürlüğünün önemli olduğunu savunur. Ancak günümüzde neredeyse her IPS basit ağ güvenliği sağlar. Sorun şu ki uygulamalar üzerindeki geleneksel izleme yöntemleri oldukça sınırlı kalıyor. Çoğu yaklaşım ağırlıklı olarak, ...uygulamaya odaklanıyor. Ee, örneğin işte Skype trafiği, örneğin Twitter trafiği... ...örneğin Facebook trafiği, örneğin... ...WhatsApp trafiği gibi... E, ...çeşitli trafikleri öğreniyor. ve Çeşitli uygulama bazlı trafikleri öğreniyor... ...ve bunları raporlayabiliyor. Günümüzde yeni nesil... E, ...özellikle Next Generation Firewall sistemleri... ...bu noktaya ciddi anlamda kafa yormuş... ...ve yatırım yapmışlar ve... E, ...iyi çözümler sunuyorlar. Ancak e, bu... ...günümüzde... E, ...çok fazla yeterli kalmıyor... E, uygulama e, protokolün ve e, port katmanın virüs seviyesi. Artık birçok uygulama e, benzer e, protokolleri ve benzer e, portları kullanarak işlem yapıyorlar. E, ve bizi uygulama güvenirliği ve uygulama güvencesi bir noktaya kadar e, koruma sağlıyor. Ancak McAfee e, Endpoint Intelligence Agent ile 7 seviyesinde bir proses bazlı görünüm e, sağlamaya çalışıyor. E, artık ee, bu noktada bize bir katma ders sunmaya çalışıyor. Son kullanıcı sisteminde bir ajan çalıştırıyor sistem ve bu ajan e, McAfee'nin son kullanıcı sistemlerindeki tüm e, merkezi yönetimi sağlayan McAfee IPO üzerinden gerçekleştiriliyor. E, son kullanıcı sisteminde ajan çalışarak IPS sistemine e, L7 içeriğin ve proses isminin tamamı iletiliyor. Bu veriyle birlikte Network IPS daha derin bir görünürlüğe sahip oluyor ve bir, bir prosesin olan dışı bir aktivitesi gerçekleştiriliyorsa bunun otomatik olarak bloklanması sağlanabiliyor. E, ee, Endpoint Intelligence Agent'ın geleneksel olandan farkını aslında biraz bu slide'de görüyoruz. Bir kullanıcımız var. Bu kullanıcı network uygulamaları kullanıyor. Skype, SSH, Oracle vesaire. Günümüzün e, UTM bazlı çözümler ağırlıklı olarak Bizlere bu veriyi verebiliyorlar. Yani network uygulamaları katmanında bazı verileri verebiliyorlar. Ancak e, bunu proses bazında verebilmek ee, ve bu yaklaşımı sağlayabilmek oldukça güç ee, ve Network IPS bu görünürlüğü bize e, tam manasıyla sağlayıp verebiliyor. Ee, örneğin kullanıcı SSH yapıyor ve bunu Putty Exe ile kullanıyor. Bu beklenen bir davranıştır. Skype protokolü için Skype Exe'yi kullanıyor ya da işte IMAP için Thunderbird e-posta client'ını kullanıyor ama bir Oracle protokolü için Oracle, Oracle uygulaması için bir Outlook Exe'nin bir davranış sergileyebilmesi Anormal bir durum. Ee, özellikle burada e, proses bazlı görünürlük sağlayabilme bizim e, aynı zamanda şöyle bir katma değere sahip olmamızı da sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de bot trafiklerin izlenmesi ve komut kontrol sunucularına erişimlerin detaylı olarak tespit edilebilmesi. Ee, İnternet Explorer'ın uygulaması e-Explorer.exe e, bir web trafiği uyguluyorsa bu bizim için e, anormal bir durum olmayabilir. Ancak bot.exe bu, bu web trafiğini uyguluyorsa bu bir anormal durumdur. Ve bu uygulamanın itibarının ve detaylı analizinin yapılması gerekir. Network IPS son kullanıcı sistemlerindeki görünürlüğünde bütün proses bilgisini alarak bununla ilgili bize detaylı analizi ve anomali test etmemize yardımcı olur. Sunumun en başına bahsettiğimiz gibi o üç faza ayırdığımızda konuyu bir de aksiyon alınabilir bir iş akışından bahsediyor olmamız gerekiyor. Akıllı güvenlik yönetiminin özü aslında ihlallerin hızlı bir şekilde keşfini sağlamak. E, Makafi bu noktada e, biraz da e, bu işi önemsiyor. E, bu noktasıyla e, bu işi önemsiyor. E, akıllı bir sistem her bir uyarıya odam, odaklanmak yerine birden çok uyarıyı birlikte yorumlayabilmeli. E, olayları ilişkilendirebilmeli ve birleştirebilmeli. Günümüzde karmaşık saldırıların birçoğu tek bir uyarı yani alert mekanizmasıyla e, algılanamıyorlar. E, bir olay silsilesini takip etmek gerekiyor. Aksiyon alınabilir iş akışları bize bu noktada yardımcı oluyor. Akıllı enjinler e, kullanıyor McAfee bu arka planda bu işi yapabilmek için ve ilgili alertleri ve atakları gruplandırarak birbirlerini ilişkilendiriyor. E, ve bir eventin sahip olabileceği diğer alertleri bize bir akış diyagramı içerisinde gösterebiliyor. Bu durumda bize alert gürültüsünün e, büyük ölçüde sistemde engellenmiş olduğunu, önlenmiş olduğunu ve e, BT yöneticilerinin gerçekten hedeflenmesi gereken, odaklanması gereken atak ya da e, çözümlere odaklanmasını sağlayabiliyor. Şimdi aksiyon alınabilir, bu iş akışlarıyla ilgili size birkaç senaryo göstermek istiyorum ekranlar üzerinden. Bunlarla ilgili bazı örneklere değiniyor olacağız. İlk örnek bir callback activity, bir botnet trafiği. Sistem üzerinde, dashboard üzerinde en çok callback aktivitesi yapılan uygulama bilgilerini görebiliyoruz. Ve bu biraz önce belirttiğimiz gibi aksiyon alınabilen ve drill down şeklinde iç geçebilen, ve sürekli lise bir raporlama mimarisiyle çalışıyor. Ee, ve atan detayına girdiğimizde kolben e, detayına girdiğimizde e, hangi proses tarafından yapıldığı hangi prosesle e, uygulandığı ya da hangi alerjitör ürettiğini detaylı bir şekilde ilgili veri içerisinden alabiliyoruz. E, bunun yanında e, uç noktayı karantinaya almak da bir opsiyon. E, IPS üzerinde ee, takip ettiğimiz alert silsilelerini tek bir klikle dilersek e, kaynak IP ya da hedef IP'yi karantinaya alabiliyoruz. Ee, sistem tarafından belirlenmiş yüksek riskli endpointler, uç noktalar. Ee, şüpheli çalışılabilir dosyaları direkt alertlerin içerisinden e, drill down şeklinde ilerleyerek test edebiliyoruz. Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi endpoint intelligence agent'ın in bize saldığı e, Agent e, ee, egze ve proses bilgileriyle bunların itibar seviyelerini kontrol edebiliyoruz. Ve sistemde detaylı raporunu alabiliyoruz. Çalışılabilir detayın şüphesini görüyoruz. Burada örnekte Endpoint Intelligence Agent'ın sistem üzerinde ilgili prosesin davranış şeklini bize raporladığı bilgisini alıyoruz. İşte dosya oluşturdu, bir proses oluşturdu, bir registry anahtarı, kayıt defteri anahtarı oluşturdu, bir dosyayı sildi, e, şu prosesten exit de oldu vesaire gibi iş akışını, davranışını bize verebiliyor ve bunların tüm detayını e, bu aksiyonu bilen ekranlar üzerinden alabiliyoruz. Ee, bir diğeri malware analizi. Ee, en çok sistemde görünen veriler ve bu atakların detayları network IPS tarafından tespit edilememiş veya emula, emulatörleriyle bulunamamış olsa dahi e, gelişmiş malware analiz cihazına bu verinin yönlendirilerek ilgili raporun yine aynı ekrana çekilmesi sağlanabiliyor ve yine bu iş akış diyagramında bunlar uygulanabiliyor. Bu ekranda görmüş olduğunuz örnekte buna ait ATD cihazından, Advanced Threat Defense sisteminden ilgili malware'in analizinin yapılması ve analiz sonucunun yine Network IPS'e detaylı bir şekilde sağlanmasını gösteriyor. Ve tehdit durdurmak için yine Network IPS üzerinden Blacklist aksiyonu alabiliyoruz ve bunu Network IPS'in entegre mimaride çalışma avantajı ile e, blacklist aldığınızda özellikle e, sunumun başında çok fazla bahsetmedik ama bu entegre mimariyi McAfee Data Exchange Layer denen bir protokol üzerinde sağlıyor. E, bu DSL protokolü üzerinden tüm konuşulabilen yapılara e, ve sistemlere anlık olarak bu istihbaratı veriyi de Blacklist e, blacklistle sistemlerde sağlayabiliyor ve endpointlerde de bu aksiyonun alınmasını otomatik olarak sağlayabiliyor ve ilgili prosesin çalışmasını durdurtabiliyor. Anahtar özelliklerden bahsedecek olursak e, Suricata e, özellikle Network IPS tarafında e, yeni versiyonlarla gelen yeni özelliklerden bir tanesi. E, McAfee Network IPS geçmişte de Snort imzalarını sistemde çalıştırabiliyordu. E, ancak bunu McAfee'nin kendi yerel e, imza e, korumasını çevirmesi gerekiyordu. Ancak sistemde artık yeni versiyonla beraber Suricata desteği var. E, bu da e, tüm Snort imzalarının natif şekilde sisteme entegre edilebilmesini ve sistemde işletilebilmesini sağlıyor. Ee, ve e, tam uyumlu olarak IPS sistemi üzerinde bu kural setleri çalıştırılabiliyor. Aynı zamanda e, Regular Expression desteği var. E, regular Expression'da e, Snort imzaları için kullanıp oluşturabiliyorsunuz ve yazabiliyorsunuz. Birçok kurum Snort imzalarını yaygın olarak kullanıyor. Bildiğiniz gibi bir open platform, open source bir destek. E, açık kaynak kodlu e, ve hem McAfee'nin network IPS'ini fiziksel hem de sanal donanımlarının tamamında Snort yerel desteği tam uyumlu şekilde kullanılabilmekte. E, McAfee'nin güçlü olmuş olduğu yönlerden bir tanesi de e, SSL decryption özelliği. Aynı kutu üzerinde farklı bir çözüme ihtiyaç duymadan e, SSL Decryption özelliğini McAfee Network IPS kullanabiliyor. Özellikle şifrelenmiş trafik ağ güvenliği sistemlerinden kaçın A güvenliği sistemlerinden kaçınmak için saldırganların kullandığı en yaygın yöntemlerden biri. McAfee Network IPS SSL Decryption özelliği sayesinde hem inbound hem de outbound yönde yani hem geliş hem de giriş trafiği yönünde kurma sağlayabiliyor. Bunun detayından biraz bahsedecek olursak, özellikle inbound yönden özellikle bahsediyor olalım öncelikle. İçeride dışarıya internet ortamına açık SSL hizmeti veren bir sunucunuz var. Ee, bu bir internet bankacılığı sistemi olabilir ya da bir portal bayi portal uygulaması olabilir. Ee, içeri, dışarıya SSL hizmeti veren herhangi bir yapı olabilir. Ee, biz private sertifikanızı e, network IP sistemi üzerine tamamıyla güvenli bir ortamda e, konumlandırıyoruz e, ve sisteme SSL bir trafik geldiğinde üzerinde 1024'e kadar SSL sertifika yüklenebiliyor ve ilgili trafikteki ilgili sunucuya giden ilgili sertifika ile trafik açılıyor ve bir kopyası çıkartılıyor. Network IPS tarafından taranıyor ve bir anomali, bir zafiyet ya da bir atak tespit edilirse paket droplanıyor. Eğer tespit edilemezse orijinal trafik arka taraftaki sunucunuza iletiliyor. Ee, aynı şekilde bir outbound SSL koruması da mevcut. Ee, bu e, özellik aslında bildiğimiz SSL offloading diye geçen mimari. Ee, standart olarak firewall'lar ya da web gate'ler üzerinde kullanılan yönteme benziyor. İnternet ortamına doğru e, bir e, SSL trafiği yapılmaya çalışıldığında network IPS sistemi araya girerek ve sertifikayı kendi üzerinde sonlandırarak e, trast edilmiş bir sertifikayla e, iç network'taki trast edilmiş bir sertifikayla sonlandırarak e, trafiği analiz edebiliyor ve dışarıya çıkan e, trafiğinizin de korumasını ve e, atak engellemesini sağlayabiliyor. E, aynı zamanda e, proses bazlı uygulamanın dışında e, uygulama kontrolü ve görünülük de sağlayabiliyor. Hem protokol bazlı hem de protokolün içerisinde kullanılan uygulamalar bazlı. Bunlarla ilgili ee, firewall kuralları yazma, anormallikler tespit etme ya da rate limitingler verme e, o aksiyonları size sunabiliyor. Ve ilgili trafiklerin örnek RDP trafiğinin drop edilmesi, işte e, Facebook trafiğinin drop edilmesi, Twitter uygulama trafiğinin drop edilmesi, engellenmesi gibi aksiyonları da isterseniz Network IPS üzerinde alabiliyorsunuz. Ee, ya da belirli bir rate limitingler, e, bandwidth limitasyonları uygulayabiliyorsunuz örnek vermek gerekirse sistemimden dışarıya doğru RDP trafiği yapılabilir ya da e, belirli bir host'a doğru bir web trafiği yapılabilir ancak bandwidth limitasyonu e, 1 megabit ya da 5 megabiti geçemez gibi tanımlamalar ya da e, trafik önceliklendirmeleri sistem üzerinde yapabiliyorsunuz. E, sistem üzerinde aynı zamanda bir e, firewall modülü de mevcut e, ama hiçbir zaman unutmamak gerekir ki McAfee Network IPS sistemi bir UTM firewall değildir e, ve ilgili e, interfezlerinde belirli bir IP çalışmaz. Biraz sonra e, aradaki fark detayından biraz bahsediyor olacağım. E, ancak e, şimdi kısa bir giriş yaparak söylemiş olayım. E, kolayca firewall kuralları da sistem üzerine uygulanabilir ve hem uygulama bazlı hem protokol ya da servis bazlı olarak bu kuralları, firewall kurallarını sistem üzerinde çalıştırabilirsiniz. McAfee Network IPS aynı zamanda bir e, DOS ve DDoS önleme sistemidir. Ee, ve DOS ve DDoS saldırıları çok çeşitli yapılabiliyor bunlardan bazıları imza tabanlı Teknikler kullanılıyor yani bir TCP Full Connect e, koru, e, Kurulduktan sonra belirli bir uygulamalarla Servis durdurmaya yönelik e, saldırı metotları var e, Bunların McAfee Network IPS imza tabanlı yöntemlerle engelleyebiliyor e, Bazen de özel teknikler kullanılması gerekiyor e, TCP Full Connect kullanılmadan e, TCP bağlantısını full salamadan sadece SIM paketi gönderilerek ya da reset paketi gönderilerek, SIM paketi gönderilerek gibi bazı metotlar mevcut. Ee, bu noktada da e, McAfee Network IPS'in kullandığı bazı temel e, dos koruma özellikleri var. Bunlardan bir tanesi SIM Proxy, SIM Cookie özelliği. Ee, sisteme gelen bir trafiğin e, ilk SIM isteğini sistem Network IPS belirli bir trash olduğunu üzerine çıktığında kendi üzerinde tutmaya başlıyor. Ve Trivay Handshake tanımlanan tamamlanan trafik arka tarafta ilgili sunucu bilgisine, sunucuya iletiliyor. Ee, bunun dışındaki trafik direkt McAfee Network IPS üzerinde sonlandırılıyor ve drop ediliyor. Ee, ve biz McAfee Network IPS üzerinde bize gelen trafik yalnızca ilk başta özür dilerim SIM paketiyle başlamalı, sinle başlamalı ve bunun dışında bir e, enforcement ile geliyorsa, bir e, trafik türüyle geliyorsa sistem üzerinde direkt reddedilsin diyebiliyoruz bu özel teknikleri. E, Network ip sistemi üzerinde konumlandırabiliyoruz. E, bunun dışında e, istatistik anomali dediği e, istatistikler anomali verileriyle tespit etme yöntemleri var. E, bunu e, kullanırken de çeşitli yöntemler kullanıyor McAfee Network IPS. İyi ve kötü tarafı araştırmak için kendi üzerinde belirli istatistikler tutuyor ve bunları e, uzun dönemli istatistiklerle, kısa dönemli istatistikleri sürekli olarak sistem karşılaştırıyor ve bir anormallik tespit etinde bunlarla ilgili aksiyonu alıyor. İmza temelli yaklaşımda çeşitli e, metotlar var. E, burada en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi saldırı araçlarının kullanım tespiti. E, özellikle Trivay Handshake tamamlanmış e, full collect tamamlanmış bir DOS saldırılarında e, en çok kullanılan metotlar araçlar e, ve McAfee Network IPS kendi üzerinde geniş bir imza seti tutuyor bununla ilgili ve kullanılan araçları tespit ettiğinde ilgili trafikleri otomatik olarak bloklayabiliyor. Bunun dışında davranış tespit te teknikleri var. Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi 8 farklı e e tehdit enjini kullanıyor bununla ilgili davranışları analiz edebilmek için. E ve bunları imza temelliyle bütünleşik olarak çalıştırıyor. Ve davranışı aynı zamanda imza tabanlı yöntemiyle analiz etmeye çalışıyor. E bununla ilgili ekranda bir iki tane de küçük örnek koyduk. E biri e Low Orbit e açık kaynaklı bir dosya aracı ve anonimiz grubu tarafından sıkça kullanılıyor. Ve çeşitli türde kötü niyetli trafikler üretiyor. Bu network IPS tarafından tespit edilebilen ve önlenebilen bir atak türünde. Ee, Volüm bazlı denial of service, yani istatistiksel bir yaklaşımı da var network IPS'in. Biraz önce kısaca bahsettim aslında. Ee, istatistiklerinde bir anormallik olup olmadığını uzun dönemli ve kısa dönemli trafiklerle tespit ediyor. Ee, bunu nasıl yapıyor network IPS? Bunu e, iki gün boyunca e, sistemimizde trafik ...yapısını öğreniyor ve daha sonra bunu iki haftaya kadar uzatıyor. Ve beşer dakikalık kısa istatistiklerle sürekli olarak üzerindeki trafik volümlerini karşılaştırıyor. Ve trafiklerde herhangi bir karakteristik farklılıklar varsa bunlarla ilgili çeşitli thresholdlarda önleme mekanizmalar almaya başlıyor. Ve özellikle dağıtık servis durdurma atakları, distributed dinalog service dediğimiz volüm bazlı dağıtık, e, DOS ataklarını engelleme için bu şekilde bir yöntem kullanıyor. E, bunun dışında e, farklılıklarından bir tanesi de Layer 7 seviyesinde bir DDoS e, flow önleyebiliyor. E, i̇çerideki bir web sunucumuza bağlanılacak maksimum simultane connection sayılarını, bağlantı sayılarını e, sistem üzerine tanımlayabiliyoruz ve atak yavaşlatma dediğimiz e, slow connection prevent slow connection atak özelliğiyle ilgili trafikleri yavaşlatıp ee, arka tarafta sunucunun hizmetinin durmasını engelleyebiliyor. Aynı zamanda rate limitingler koyabiliyoruz. Ee, i̇çeride kullanmış olduğumuz örneğin bir web sunucusuna bağlantı isteği anlık olarak şu kadar olabilir ve şu kadar seçim yapılabilir gibi bir connection limit değerleri belirtebiliyoruz. Sistem aynı zamanda bir browser detection me e mekanizmasına da sahip. Bunun için JavaScript ve HTML Challenge kullanabiliyor. Ee, bizim web sunucumuza bağlanan kişinin gerçekten bir web client mi olduğunu yani gerçekten bir e, web browser ile mi bu işlemi yaptığını yoksa arka tarafta bir araç ile mi bizim web sunucumuza bağlantı isteği gönderilip gönderilmediğini sistem tespit edebiliyor bu yöntemle. E, ve bu sayede de e, aslında sistemimizde istekte bulunan e, yapının gerçek bir client, gerçek bir kişi olup olmadığını anlayabiliyor ve e, engelleme işlemini sağlayabiliyor. Eee Network IPS'in bize katmeden sağlamış olduğu artlardan bir tanesi de sanal makineleri arasındaki ağ aktivitelerini tespit etmemizi de sağlıyor. E, bildiğimiz gibi e, artık birçok bulut teknolojisi kullanıyoruz, ortamımızda birçok sanallaştırılmış sistem var. Ancak bu sanallaştırılmış sistemler arasındaki trafiğin analizini yapmak e, oldukça güçleşiyor. McAfee Network IPS bu bağlamda da bir çözümü bize adresliyor. E, sanal makinelerin birbirleri arasındaki zararlı trafiklerini e, ve Trafiklerinin özellikle doğu batı yönündeki trafikler analizi için e, network IP sisteminin sanal versiyonunda konumlandırabiliyoruz e, ve bu bağlamda da hem uygulama kontrolü hem dinamik servis koruması, e, botnet koruması, e, detaylı malware analizi ve endpoint intelligence agents faydalarından da e, bu noktada e, sağlayabiliyoruz. Ee, McAfee Network IPS sistemi, Cluster bir mimari üzerinde de çalışabilir. Hem aktif-aktif hem aktif-pasif e, yapılara uyumludur. E, Kendi üzerinde e, tamamıyla full bir state tutar e, ve kendilerinin üzerindeki session'ın tamamı diğer Cluster'daki IPS sistemine e, replike edilir. İki sistem arasında farklı trafik geçse dahi bunu anlık olarak birbirlerine öğretebilirler. Ve asimetrik bir e, network trafiğimiz varsa network IPS hem port clustering mantığında hem de iki farklı high availability cihaz mantığında da ciddi anlamda trafiklerimizde koruma sağlar ve asimetrik routingleri de takip edebilme edebilmemizi gerçekleştirir. kendi üzerinde bir web application firewall modülümüz de modül de bulunmaktadır network IPS'in. Bu da ayrıştırıcı özelliklerden bir tanesi. Özellikle web sunucularına uygulanan e, kritik SQL sorgularının e, engellenmesi ya da filtrelenebilmesi e, ya da elle belirtilen e, sorguların otomatik bilek alınması ve yapılamamasının sağlanması McAfee Network IPS üzerinde oluşturulabilir e, ve belirli bir URL petleri ya da bütün web trafiği arka taraftaki bütün web sunuculara gelen isteklerin belirli prosedürlerde kontrol edilmesi bu bağlamda sağlanabilir. Aktif direktör entegrasyonuyla ilgili trafiklerin, patenlerinin özellikle içeriden dışarıya giden trafiklerde hangi kullanıcılar tarafından yapıldı? Endpoint Intelligence Agent entegrasyonu hangi prosesler tarafından yapıldı ve hangi silsile yollarını izledi tamamiyle detaylandırılabilir. Eğer e, sistemimiz içerisinde e, bir e, McAfee'nin son kullanıcı sistemlerinin tamamını yöneten bir EPO çözümümüz varsa e-Police Orchestrator çözümü son kullanıcı sistemlerindeki bütün güvenlik mimarisini yönetebiliyor ve aynı zamanda Security Connected yapısının da merkezinde bulunan yapılardan bir tanesi. Network IPS, EPO ile detaylı bir ekrana sahip, entegre ekrana sahip. Network IPS'in akan ekranı üzerinden, alert ekranı üzerinden ilgili sistemlerin Tüm detaylarına bir sorguyla merkezi olarak erişebiliyoruz ve son kullanıcı sisteminin kullanıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, üzerinde yüklü olduğu güvenlik uygulamaları ve güvenlik uygulamalarının imza seviyeleri ve aynı zamanda son kullanıcı sisteminde tespit edilmiş son eventler, bunların tamamı merkezi olarak Network IP sistemi üzerinde tespit edilebiliyor. E, aynı zamanda şunu da belirtmek isterim e, network IPS sistemi üzerinde EPO tarafındaki etiket mimarileri de yönetilebiliyor bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor e, özellikle içeriden dışarıya giden bir trafik türünde bir anormallik tespit ettiğimizde network IPS'te, e, bir klik vasıtasıyla EPO üzerinde e, ilgili sistemlerin etiketini değiştirebiliyoruz ve istediğimiz tüm politikaların e, sistemlere atanmasını sağlayabiliyoruz örneğin son kullanıcı sisteminde on-demand bir antivirüs tarama başlatılması, firewall modülünün aktif edilerek yalnızca içeride e, antivirüs sunucusuyla konuşuyor olması ve diğer tüm networkten izole oluyor olması gibi çok çeşitli e, aksiyonların sistem üzerinde alınmasını sağlayabiliyoruz. E, McAfee Network IPS'in aynı zamanda McAfee'nin CM çözümüyle de e, bütünleşik çalışma özelliği var. E, CM tarafında tetiklenen bir korelasyon, Network IPS sistemi üzerinde otomatik bir karantina aksiyonuna dönüşebiliyor ve anlık aksiyonlar alınabiliyor. McAfee Network IPS 100 megabitten 40 gigabite kadar ölçeklenebilen donanım bazlı ve sanal bazlı bir çözüm. Normal UTM sistemlerinden en büyük farkı sistemin tamamıyla hayali olarak çalışabiliyor olması. Yani araya girmiş olduğumuz portlar üzerinde, interfezler üzerinde inline olarak araya girdiğimiz interface üzerinde hiçbir şekilde bir IP bilgisi yer almıyor. Ve 149 adet protokolün tamamındaki anomalileri tespit edebiliyor. Ee, ve e, kendi üzerinde bir IP adresi barındırmadığı için hayali olarak araya girdiği için saldırganların direkt olarak hedef alabileceği ve saldırabileceği bir cihaz değil. Ee, ve e, günümüzde en çok bilinen e, 140 civarı e, kaçınma tekniğinin tamamında da biraz önce sunumun başında belirttiğim gibi e, NSS En son yapılan NSS labında tamamını durdurmayı başardı. E, bu sebeple de hem Gartner hem de NSS tarafından önerilen bir çözüm mimarisi. E, yavaş yavaş toparlayacak olursak e, özellikle e, masa üstünde kullandığımız güvenlik çözümlerimiz var. Güvenlik operasyonları tarafında kullandığımız, e, görünürlüğünü sağlamaya çalıştığımız çeşitli e, katman ürünlerimiz var. Ee, ve bunların tamamı başlı başına çalışabiliyor ve e, bize belirli katma değerler sunabiliyor. Ancak Makafin'in e, McAfee'nin Security Connected mimarisi, e, bütünleşik çalışma mimarisi bize bu yapının tamamıyla bir orkestrasyon içerisinde e, çalışmasını sağla, e, sağlayan ve network IPS'in bunların tamamından beslenmesini sağlayan bir çözüme dönüşüyor. Ve herhangi birinde yayınlanmış olan bir tehdit tüm yapıya anlık olarak e, dağıtılıp iletilebiliyor. Ee, son olarak toparlayacak olursak, e, özellikle imzalı ve imzasız bir tarama motorlarından bahsettik. Bu özellikle McAfee Network IPS'in hem üzerinde bir IP bulundurmamasını, e, hem dedike bir IPS cihazı olmasını, üzerindeki e, işlemcilerin ve e, çalışma mimarisinin sadece bu alana göre özel tasarlanıyor olmasının e, tespit kesinliğini arttırdığını ve e, saldırıların zararlarını azalttığını savunuyoruz e, ve aynı zamanda e, biraz önce bahsettiğim gibi kendi e, yalnızca network IP'slik yapmak üzere IP'slik yapmak üzere tasarlanmış bir sistem olduğu için kendi üzerindeki e, tüm yapı ve mimari e, ilgili performansı sağlamak üzerine tasarlanmıştır. Örneğin 10 gigabitlik ya da 20 gigabitlik bir e, trafik miktarını kutunuz tespit edecekse. Her bütün modüller çalıştığında dahi size ilgili e, benefit limitasyonunu, onca gibi throughput değerini sağlamakta e, sağlar. E, ve bununla ilgili de direkt olarak korumayı e, gerçekleştirir. McAfee Network Security platform e, sunumun başında bahsettik çok uzun yıllardır geliştiriliyor burada biraz da e, mimariyi aslında size göstermek istedim e, bu NS serisi donanım serisi var şu anda e, McAfee Network IPS'in bu bağlamda üçüncü nesil e, donanım serisi İlk olarak ilk olarak A serisi çıktı daha sonra M serisi çıktı ve şu anda NS serisi var e, ve McAfee e, çok Uzun yıllardır ciddi yatırım yaparak, ciddi teknoloji yatırımları yaparak McAfee Network IPS sistemini sürekli olarak güncelliyor, geliştiriyor ve yeni özellikler dahil ediyor, yeni entegrasyonlar dahil ediyor. Ee, ve geliştirildiği günden bu yana hem Gartner'da hem NSS'de sürekli olarak liderler kategorisinde yer alıyor. Ee, ve sunumu biraz önce başında belirttiğim gibi bunu e, sağlamak için de özellikle davranış temelli e, imzasız e, birçok e, koruma metoduyla e, bu özellikleri e, sağlayabiliyor. E, ve aksiyon olabilir bir workflow'u. E, özellikle bizim odaklanmamızı e, sağlıyor ve gerçekten bizim için zararlı olan alertler ya da zararlı olan trafiği incelememiz için e, ekstra bir katma değer sunuyor. Evet, e, sunumumuzun sonuna geldik. E, eğer sorunuz varsa ee, yanıtlamaktan memnun oluruz ee, sunumu tamamlamadan önce e, kısaca Ümit Bey'e de isterseniz bir soralım ee, Ümit senin eklemek istediğin bir şey var mıdır sorular almadan önce sunumumuzla alakalı ee, teşekkürler. Ağzına sağlık. Sadece bir iki tane ufak bir şey eklemek istiyorum. Ee, i̇şte bunlardan bir tanesi e, yeni çıkan bir takım donanımlar oldu. Onlardan bahsetmek olabilir. Bir NS3500 denilen bir donanım çıktı. Normalde NS3000 serisi 100 ve 200 megabitlik tırpıkları desteklemek için vardır. Ee, NS3100 ve 3200. 3500 denilen bir cihaz çıktı. Bu cihazla e, işte tek bir kutu üzerinde lisanslı 100 ya da 200 megabitte çalıştırmak mümkün olabiliyor. Onun dışında da NS9500 adında bir cihaz çıktı. Normalde 9000 serisi bizim işte 10, 20 ve 40 sıklık throughputları desteklediğimiz cihazlardır. Ee, bu cihazlar üzerinde 40 gigabite kadar giden e, port tipleri vardır. NS9500 çıktığında throughput açısından şöyle bir değişiklik oldu. Yine üzerine işte takılabilecek, yani alınabilecek lisanslarla cihaz 10 gig, 20 gig ya da 30 gig throughputlarla çalışabiliyor. Onun dışında üzerinde 100 giglik 100 giglik interfeyz var ve bu cihazda şey yapılabilecek stack özelliğiyle 100 gigabit te kadar throughput da sağlayabilecek. Yani 100 gigabitlik port desteği dışında 100 gigabitlik e, throughput da sağlayabilecek. E, onun için de sanallaştırma tarafından bahsetmiştin. Ona sadece bir iki ufak tefek ekleme yapmak istiyorum. E, şimdi tabii ki IPS deyince geleni, e, geleneksel olarak hep şeyi düşünüyoruz. Fiziksel networkleri aslında korumayı düşünüyoruz. Ama tabii sanallaştırma giderek arttı. E, Private'da da public cloud kullanıyoruz burada da e, akan trafikler var. Hiç network seviyesine çıkmayan. Tabii ki onları korumak da bizim için bir sorun olmaya başladı. E, sunumda bahsettiğim gibi NSX üzerinde bunu yapabildiğimiz gibi OpenStack KVM üzerinde de bunu yapabiliyoruz. E, Public Cloud tarafına geçecek olursak da e, Amazon Web Servisleri için ve Azure için de yine e, koruma sağlayabilir durumdayız. Eee Evet, hani sen de bahsettiğin gibi Outbound SSL tarafında yine unutmamakta fayda var. E, cihaz, e, yani hem inbound SSL hem de outbound SSL tek bir kutu üzerinde farklı e, bir kutuya gerek duymadan e, yapabilir durumda. Demek Sadece bu kadar. Eyvallah, teşekkürler. E, şimdi sorulara geçebiliriz. Bir sorumuz var. SSL Decryption özelliği Defi Helman support ediyor mu? diye bir sorumuz var. Evet ediyor ancak bunun bazı kriterleri var. Özellikle inbound yönde yani içerideki bir SSL sunucumuzun Defie Herman Cipher Suite'i kullandığını düşünecek olursak bunu koruma yöntemleri ya da bunu dekript etme yöntemlerinden bir tanesi ajanlı mimari. Defi Herman mimarisi gereği sürekli bir algoritma değiştirdiğinden anahtar algoritması değiştirdiğinden SSL trafiğinin decrypt edilecek cihaz üzerinde sonlandırmadan açılması sağlanamıyor. Bu sebepten dolayı da McAfee Network IPS bu bağlamda bir ajanlı mimari kullanıyor. Arka taraftaki web sunucuları üzerinde Apache Tomcat Tomcat ve NGX bunlar üzerine bir ajan konumlandırması sağlıyoruz. Ve bu ajan desteğiyle beraber Defi Herman trafiğini analiz ederek içeriğine bakabiliyoruz burada en çok gelen sorulardan bir tanesi de load balanslılar oluyor. Load balanslılar üzerine yüklü olan bir sertifika e, niş bir platform olduğu için onun üzerine bir ajan yükleme özelliği ne yazık ki şu anda mevcut değil. onun için bir SSR Visibility Appliance ya da e, bir trafiğin network IP üzerine yönlendirilmesi öneriliyor. Başka bir sorumuz varsa alabilirim. Bir diğer soru 9.2 versiyonuyla geliyor değil mi bunlar diye sormuş İnci Hanım. Evet doğrudur. Bu özelliklerin tamamı 9.2 versiyonla beraber en güncel versiyonla beraber gelen özellikler. Özellikle Defi Herman supportu. E, Dinalo Service tarafındaki korumalar e, eski sürümlerle beraber yani uzun zamandır geliştirilen bir teknolojiydi. E, bir başka sorumuz ek push e, gelen bir atak engellenebilir mi? E, evet, e, network IPs üzerinde özellikle DDoS'da e, ek push ya da sin ile başlamayan trafiklerin engellenmesi. E, ...sağlanabilir. E, bunun yaparken iki... ...yöntem kullanılıyor. E, bir tanesi... E, cookie özelliği. E, özellikle bu... sin atakları için. E, diğeri de... E, ...Deny No TCP diyelim. TCP... E, ...trafiğinin e, direkt olarak sinle başlamayan... ...kısmının engellenmesi. E, Network IP sistemi... ...üzerine gelen bir trafik özellikle ilk Syn in... ...paketiyle başlamıyorsa Network IPS tarafından... ...engellenmesi ve drop edilmesi sağlanabiliyor ee, ve e, aynı zamanda cluster ortamlarda e, asimetrik routing e, mimarilerinde de e, bu korumayı e, clustering yaparak sağlayabiliyoruz. Evet başka soru varsa alabiliriz. Tamamdır İnci Hanım. <laughs> Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ee, önümüzdeki hafta, salı günü yeni bir webinarla tekrar karşınızda olacağız. Katılımınızı bekleriz. Ee, çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Ümit, ağzına sağlık senin de. Ee, eklediklerin için görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere.